Arkadaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 89. yıl dönümü için düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet Egemenliğinin Nitelikleri başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. Konferansımıza başlamadan önce sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Türk hakimiyet mefkuresi, binlerce yılın emeği ve tecrübesiyle erittiği medeniyet demirini Anadolu kıtasından ocakta dövüp, gönüllere destan, aşk ve vecd ile adaletin çelik kılıcı haline getirmiştir. Her cümle olarak 29 Ekim 1923 tarihi bizler için mevcut olan bir halin adını koymaktan başka bir şey değildir. Halkının, insanının temel hak ve hürriyetlerini gölgeleyen veya bu ihtiyaçlarına karşılık veremeyen her devlet mekanizması Türk milleti tarafından cezalandırılmış ve derhal gereksinimleri karşılayacak yeni bir teşkilat oluşturulmuştur. Tarihimiz bunun misalleriyle doludur. 24 Temmuz 1923 yılında imza ettiğimiz Lozan Anlaşması cephe savaşlarını bitirmiş, daha sonra değineceğimiz üzere bitmek bilmeyen medeniyetler savaşına yeni bir cephe açmıştır. Hangi tarihten, hangi coğrafyadan bahsedersek edelim, Türk kelimesi geçmeyen bir cümle bulamayız. Bu millet atalarından aldığı emaneti Viyana Sırtlarına kadar dayamış, tarihin değişme zirvesiyle Edirne Ovası'na kadar geri çekilmiştir. Değişen dünya düzenine ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Bu hal 300 sene devam ede girmiştir. Artık kendini toplayan millet, Cumhuriyet sancağı altında yeniden çağlamaya hazır hale gelecektir. Cumhuriyetin, yani bizim yükümüz çok ağır. Gideceğimiz menzile varana kadar da bir suverenimiz dahi yok. Hal böyleyken ne kadar ümit var konuşulabilir ki? Aslında çok büyük ümitlerimiz ve çok büyük niteliklerimiz var değerli arkadaşlar.
Genelde bu gibi toplantılar uzun ve sıkıcı olur. Biz daha çok süreyi kısa tutacağız. Anlam ve önem bakımından daha maneviyatlı ve daha dolu bilgiler vermeye çalışacağız. Önce meseleye dünya tarihi açısından bakılırsa, Türklerin Cumhuriyet etrafında tekrar inkişaf etmesi ciddi tarihçiler ve sosyologlar tarafından hayretler uyandırıcı bir merak çilesi haline gelmiştir. Burada yıllardır genç limanlara anlatılan yalanlardan da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Zira Alman ve Japon mucizelerinden sürekli bahsedile gelir durur. Efendim bu iki medeniyet iki cihan harbinde enkaz haline çıkmışken bugün dünya ekonomisine yön vermektedir. Maalesef biz bu patlamayı başaramadık ve daha bir süre bu hayalden de uzak yaşayacağız denilir. Bu cümleler kah bir profesör, kah bir kahveci, kah sorumludaki vatandaş tarafından yer yer kullanılır. Zannımca bu yaklaşık 300 senedir üzerimizden atamadığımız aşağılık kompleksinin gezeyanlarından başka bir şey değildir. Kıymetli misafirler, evvela şunu herkes iyi belirlemelidir ki, Birinci Cihan Harbi'nde en fazla toprak kaybeden, en fazla mali açıdan boğazlanan ve hatta gururuyla oynanan devlet Osmanlı Devleti'nin ta kendisidir. Bahsi geçen Almanya ve Japonya, medeniyet tarihinde hiçbir vakit Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu kuvvet ve kudrete sahip olamamıştır. Ve hatta günümüzde bile süper güç denilen devletler Osmanlı'nın kötü bir taklidinden ileri gidememiştir. Hal böyleyken çekildiği topraklarda onlarca devlet kurulan, ödediği borçlarda bile yeni devletler peydah edilen Osmanlı Devleti bu bahsedilen ülkeleriyle kesinlikle mukayese edilemez. Savaş sonrasında ise hiçbir sınai temeli olmayan, nüfusunun tamamı toprağa dayalı ekonomiyle geçinen Falih Rıfkı Atay'ın deyimiyle ne biliyorduk ne de öğretenimiz vardı. Ortada kala kalmıştık. Erkek nüfusu 1870'ten yani Osmanlı-Rus Harbi'nden beri kırılan, savaş öncesi 30 milyon olan, kaybedilen topraklarla birlikte 10 milyona düşen insan gücü ve dahi çoğunluğu ihtiyar, kadın ve çocuk olan bu millet bu haldeyken milli mücadeleye girmeye teşebbüs etmiş, bir kimlik kazanmıştır. Fakat Almanlar ve Japonların sanayisi ve ekonomisi birinci harpten önce de, ikinci harpten önce de gayet parlak, yani kaybetseler ne kaybetseler yerine her şeyi ikame edecek bir beyin takımı, kökleşmiş sanayisi hali hazırda mevcuttur. Bir de ikinci harpten sonra Avrupalılarca Almanya'ya yapılan mali desteklerden, Japonya'ya Amerikalılarca akan dolarlardan bahsetmemize gerek bile yok. Evet, Birinci Cihan Harbi'nde Almanya ve Osmanlı Devleti mağlup ayrılmıştır. Ama bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti o halindeyken bile dünyanın en büyük dördüncü devlet olmasına karşın düzgün bir sanayisi, tam oturmuş bir ekonomiye sahip olmadığına mütevellit, savaşta en fazla kayıp veren taraf olmuştur. Ki hiçbir şekilde sanayimiz yok, altyapımız yok, bir yıkıma kesinlikle hazır değiliz ve bu gibi bir külfetin altına girmiş durumdaydık. Hasılı Batı Almanları ve Japonları nasıl yıkmışsa aynı şekilde diriltmiş ve kendi medeniyetine amade etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tek başına kala kalmıştır. İşte Cumhuriyet her yönden yoksun milletin derin bir nefes çekerek tekrar ayaklanması, yurt olarak terakki ettiği topraklardan düşmanı kovması, sonunda da kendisini taçlandırmasıdır. Askeri harp bitmişti. Fakat bitmek bilmeyen bir medeniyet yarışı vardı. Ülkede zengin yoktu. Dış destekçilere avuç açan siyasetçilerdi. Bunlara rağmen en baştan beri ümit var olan bir lider milletinin başındaydı. Gazi Mustafa Kemal ihtiyaç olan bütün devrimlerin öncüsü oldu. Aşağı vergisini kaldırttı. Devlet eliyle büyümenin önünü açtı. Askeri dehası artık siyasi arenada kendini gösteriyordu. Uyumuyor, milletini de uyutmuyordu. Teşviki sanayi kanununu çıkarttı. 1929'da beklenilmeyen bir durum oldu. Dünya çok büyük bir iktisadi buhrana girdi. Kriz bizi çok yıpratmıştı. Ülkede ekonomik seferberlik ilan edildi. 1930'da devletçilik politikası taviz verilmez bir şekilde uygulanmaya başlandı. 10 yıllık kalkınma planları oluşturuldu. Temel ham maddeleri yurt içinde sağlanabilen sanayi tesisleri kuruldu. Bu önlemlerle birlikte dünya krizi yaşarken Türk lirasının kuru 1 liraya karşılık 1.26 dolardı. Sizin anlayacağınız arkadaşlar daha 70 sene öncesine kadar Türk lirası Amerikan dolarından daha kıymetliydi. Hem de 1. Dünya Savaşı'nı
kaybetmiş bir ülke olarak bunları söylüyoruz, konuşuyoruz. Bu yıllarda kurulan Merkez Bankamız, ki bu zamana kadar bir Merkez Bankamız da yok. Osmanlı Devleti kendi para birimini kendisi basamıyor. Fransızlar basıyordu. Mustafa Kemal bu durumdan çok etkilenmiş olacaktır ki yerli darphaneyi kurdurmuş ve bir Merkez Bankası açmıştı. Bu yıllarda kurulan Merkez Bankamızda da tam 26 ton altın birikmişti arkadaşlar. Sadece 9 sene. 1923'ten 1932'ye kadar devlet 26 ton altın biriktirmiş. Acaba bugün Merkez Bankamızda ne kadar altın var? İkinci Dünya Savaşı, nüfus patlaması yaşanmış. 10 milyon nüfus 10 milyondan 15 milyona ulaşmıştır. Herhalde bu bahsettiğimiz bir bereketten kaynaklanan bir şey ki nüfus %50 oranında artırılmış. Fakat bu durum pek uzun sürmeyecek. İkinci Dünya Savaşı Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmemizin ardından patlak verdi. Cumhuriyet tam 1 milyon kişiyi silah altına aldı. Savaşa girmememize rağmen. Dünya geçim kaynakları yerine artık silah üretiyordu. Bu da kıtlıklara neden oluyordu. Artık devletçilik ilkesi de kendi yerini özel teşebbüse bıraktı. Savaşın en derin sıkıntısını savaşa girmişçesine yaşıyordu. Dünya tam bir yıkımla karşı karşıyaydı. Savaşın sonunda büyük çığlıklarla doğmaya çalışan faşizm ölü doğmuştu. Yeni düzen kapitalizm ve sosyalizmin soğuk savaşını öngörüyordu. Türkiye bu değişimlerin tam ortasında etkilenmeden kalamazdı. Kalmadı. Tarafını kapitalizmden yana ortaya koydu. Ama hiçbir zaman tam bir kapitalist olarak da anılmadı. Bir ideolojiye sahip olmadan iktidarını yapmış olan Cumhuriyet İnkılabı ne nazist, ne faşist, ne de sosyalist olmuştu. Kendi iç dinamiklerine ters gelen bu ideolojilerin bazen etkisinde kalsa da öz kimliğini her zaman korumayı bildi. Burada Atatürk'ün ilkelerinin çok büyük bir payı vardı. Bahsettiğimiz konu çok ciddi bir meseledir. Zira ekonomik buhran geçiren siyasi teşekkürler zaman içinde militer hal alırlar ve saldırganlaşırlar. Aynı Mussolini dönemindeki İtalya ve Hitler dönemindeki Almanya ve Franco dönemindeki İspanya gibi. Bütün dünya faşistleşirken Türkiye burada bağımsız kalmayı başarabilmişti. Sosyalizmin ve kapitalizmin o sert savaşında bir de arkadaşlar kendi durumunu muhafaza edebilmiş bir cumhuriyet vardı. Tabii bunların hepsi sosyolojik bir vaka. Bu noktada ülkemizde 6-7 Eylül olayları gibi talihsiz olaylar yaşansa da devlet mekanizması kendini muhafaza etmeyi bilmişti. Bu başarıya sözüm ona birçok medeni Batı ülkesi ulaşamamıştır. Zira Almanya hemen faşizm etkisine girmek zorunda kalmıştır. Bir demokrasi kazası olan 1960 yılı depar atan bir atletin ayağına takılması gibi ülkeyi tepe takla ettiyse de ülke bir şekilde durumu sineye çekmiş, kurulmakta olan bir ülkede böyle vakalar olabilir diyerek sebatıyla dünyaya ben gayet iyiyim imajını vermeyi başarabilmiştir. Evet, sürekli bahsederiz. Bu ülkede 8 kere darbe oldu. Neden bunlar bizim ülkemizde oluyor? Arkadaşlar, ordu-siyaset ilişkisi M.Ö. 209 yılına kadar dayanır. Orduyla siyaset Türk devletlerinde daima karşı karşıya gelmiştir. Ama bunun etkisi Avrupa'da olduğu gibi pek de yıkıcı olmamıştır. Birkaç senede ülke kendisini toparlayabilmiş ve idareyi tekrar halkına veya aynı üretim şeklindeyse ona iade etmesini başarmıştır. 2000'lere gelindiğinde serbest piyasa ekonomisini benimseyen Cumhuriyet, dünyanın en konvansiyonel ordularından birini kurmayı başarmıştır. Milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden terör meselesinde bile yine sözüm ona güçlü ülkelerin gösteremediği dirayeti göstermeyi bilmiştir. Evet, 30 yıldır savaşıyoruz ama arkadaşlar tek bir çatı taşı vermedik. Ve İngiltere'de, Irak, İspanya'da, ETA, başka en ufak bir hadise geldiklerinde bir can kaybı yaşadıklarında hemen masaya oturan ve karşı taraf istediklerini veren bir irade var. Bunlar güya güçlü, batılı ülkeler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman kendi milli menfaatlerine ödün vermemeyi başarmıştır. Ve bu konuda Türkiye çok yalnız bir devlet arkadaşlar.
Medeniyet ve kültür noktasında ise kadim Türk edebiyatının damarlarında yaşatan Cumhuriyet, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Aziz Nesin, Nazım Hikmet Ran gibi pek çok mütefekkir, şair ve yazar yetiştirmiştir. Henüz 100 yılını doldurmamasına rağmen köklerindeki acı fakat şifalı sudan beslenen Cumhuriyet, bu kadar kısa zamanda çağları delecek fikir adamını milletine armağan etmeyi başarabilmiştir. Evrensel insan hak ve hukukuna her zaman önem veren Türk milleti, Cumhuri yönetimde de bu özelliğini devam ettirmiştir. Hukuk ve yasalar konusunda 1839'dan beri kendisini sigaya çeken siyaset organlarımız, Tanzimat'tan bahsediyoruz. Bugün bile anayasa konusunda milleti arasına mutabakat aramaktadır. Yani 1839'dan beri anayasa üzerine tartışan başka bir devlet yoktur arkadaşlar. 200 yıldır halkının hakkını bu kadar arayan, bu kadar tartışan dünyada başka bir medeniyet maalesef göremiyoruz. Eğitim alanında ise Osmanlı'dan devralan Darülfünun, yani üniversite, revizyon edilerek dönemin taleplerine cevap verilebilecek hale getirilmiştir. Dünyanın en iyi akademisyenleri Mustafa Kemal zamanında ülkemize davet edilmiştir. Bunlardan birisi de dünyanın en büyük sosyolog ve tarihçisi olan Arnold Toynbee. Diğer taraftan dünyanın en büyük arkeologlarından biri sayılacak Knut Samuel Kramer, İstanbul Arkeoloji bölümünde uzun dönem bölüm başkanlığı yapmıştır. Ve dünyada çağ açacak birçok keşfiyle yine Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde yazdığı makalelerle ortaya koyacaktır. Bunun yanında Cumhuriyet yerli akademisyen yetiştirmede de seferber olmuştur. Birçok talebeyi Avrupa Üniversitelerine burslu olarak göndermiş, döndüklerinde fakülteyi ve ilgili birimlerde işlerini hazır etmiştir. Bu program Sultan Hamid zamanından kanunlaşmış fakat Cumhuriyet bu güzel uygulamanın takipçisi olmuştur. Marif Vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı'na dönüştürülmüş, unutulmuş olan ve İslam dünyasının adeta cep bilimleri olan fizik, kimya ve biyoloji gibi ilimler tekrar hak ettikleri yere getirilmiştir. Liseler çoğaltılmış, mevcutların kaliteleri artırılmış ve köy enstitüleri açılmıştır. Fakat ki köy enstitüleri zamanla siyasallaşması nedeniyle kapatılmıştır. Sanayi alanında Eskişehir'de tren fabrikası, Kayseri uçak fabrikası, muhtelif illerde şeker fabrikaları açılmıştır. Kayseri uçak fabrikası arkadaşlar yılda 13 ila 15 tane uçak üretebiliyordu. Ve istediği ülkeye Mustafa Kemal uçak hediye edebiliyordu. Buyurun bizim tarafımızdan size hediye edilir diyebiliyordu. Fakat Mustafa Kemal'in ölümünün ardından ülkemize gelen kapitalist yatırımcılar bize şu teklifi sundular. Efendim dediler ki siz bir uçağı ne kadara mal ediyorsunuz? Atıyorum 50 liraya. Biz size 20 liraya satarız bunu dediler. Biz dedik ki ne kadar karlı bir iş. Fakat fabrikayı kapattık. Daha sonra neredeyse uçakların fiyatları birden artmaya başladı. Ki devletçilik politikasını kaybettikten sonra özel teşebbüse geçilmiştir. Gayet de haklı bir geçimdi bu. Fakat ülke maalesef kendi burjuvazisini yakalayamadan, kendi zenginliğini yetiştiremeden hemen kendi mallarını satmak durumunda kalmıştır. Birçok banka kurulmuş, Osmanlı'dan kalanlara, kalanlar da revize edilerek hizmete devam ettirilmiştir. Milliyet noktasında ise bütün dünyadaki üniter anlayışların aksine kimliğini etnik özelliklerden değil, tarihi kardeşlik duygusundan alan Cumhuriyet, Türk'ün, Arap'ın, Boşnağ'ın, Arnavut'un, Kürd'ün, Laz'ın, Yezidi'nin, Rum'un, Azeri'nin, Gürcü'nün ve daha diğer vatandaşların ortak hazinesi olmuştur. Anadolu Türklüğü bir etnik anlayışın değil, bir tavrın adı olmuştur. Bu medeniyet, bu meyanda Cumhuriyet sadece Türkçe konuşanların değil, Türkçe düşünen insanların ve toplumların limanı haline gelmiştir. Türkçe düşünmek, Türkçe bir tavra sahip olmak, Mısır cephesindeki Zenci Musa'nın koynundaki al bayrağı, Sarıkamış'taki Laz Ali'nin heybesini Kur'an'ı, Çanakkale'de Arap çavuşun sündüsünü hatırlatmaktadır. Özellikle milli mücadele öncesinde Balkanlardan akan milyonluk kitleler, bunun yanında hiç azımsanmayacak miktarda Kafkaslardan ve de Arap diyarından gelen nüfus, Pan ile hani deriz ya, Pan İslamist, Pan Türkist diye, Pan ile başlayan hiçbir sistemi kabul edilemez hale getirmiştir. Anadolu küçük bir Asya, Avrupa, hatta Mısır'dan gelen nüfusla da bir Afrika olmuştur. Milli mücadelenin mimarı olan kadro ve bu kadronun lideri olan Gazi Mustafa Kemal bu vaziyetin gayet farkındaydı. Bu girift ve karışık olan nüfusu idare etmek için de Cumhuriyet en elzem idare şekliydi.
Ki Mustafa Kemal Paşa daha mücadele başlamadan, milli mücadele başlamadan evvel Cumhuriyet sisteminin savuncusu olduğunu gayet iyi bilmekteyiz. Bunu dönemin kurmay başkanı, genelkurmay başkanı Mareşal Feriz Çakmak Paşa'nın hatıratından faydalanarak görebiliriz. Hatıratında Fevzi Paşa dönemin padişahı olan Vahdettin ile bir diyalogundan bahseder. Anadolu'ya yani Samsun'a gönderilecek kişi hakkında konuşurlar. Fevzi Paşa Mustafa Kemal ismi geçince padişaha uyarır. Padişaha uyaran kişi Mareşal Feriz Çakmak. Yani daha sonra milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşı. Fevzi Paşa Mustafa Kemal ismi geçince padişaha uyarır demiştik. Mustafa Kemal Paşa gayet iyi bir komutan ve gerçek bir kahraman fakat aklında cumhuriyet fikri olan biri der. Bunun üzerine makamından kalkan sultan pencereden görünen düşman gemi ve askerlerini göstererek bunlar buradan gitsin de ne olursa olsun cevabını verecektir. Bu zihniyet Mustafa Kemal Paşa'ya aynı düşman gemilerini gösteren yaveri Salih Paşa'ya geldikleri gibi giderler cevabını veren zihniyettir. Yani öncelik halkın istikbali gerisi hakkın bileceği iş olarak görülmüştür. Dile kolay gelen bu hadiselerin hepsi her şeyini kaybetmiş bir milletin tek başına gerçekleştirdiği işlerdir. Efendim Amerika'dan yardım aldık, Truman yardımları var, Marshall yardımları var diyebilirsiniz arkadaşlar. Merak buyurmayınız, kapitalist ülkeler verdiklerini ertesi sene alamayacağını düşündüğü her türlü yardımı bir an evvel keserler. Ve menfaatine uygun görmediği hiçbir işi yapmazlar. Kapitalist devletlerin karakteristik özelliği budur. Dolayısıyla alınan paralar kat be kat geri verilmiştir. Yani alınan maddi destekler yardım değil, en katı tefecilerin bile veremediği faizli paralardır. Bugün Cumhuriyetimiz her ne olursa olsun, borç alan değil borç veren, korkan değil korkutan, umut eden değil umut veren bir kimliğe sahip olmuştur. 90 yılda bir şekilde bu konuma gelinmiştir. Bunu Cumhuriyet, yani Cumhur'un ta kendisi olan Türk milleti başarmıştır. Eğer ülkeler için bir başarı öyküsünden bahsedilecek olursa en çok Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi geçecektir. 80 milyon nüfusa sahip ve bu nüfusun büyük bir kısmı dünyanın en değerli hazinelerinden kat be kat kıymetli olan genç insanlardan oluşmakta. Her karesinin, her çakıl taşının ayrı bir öneme haiz olduğunun farkında olacak bu nesil, umut ederiz ki Cumhuriyetimizin asırlarca yaşamasına vesile olurlar. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. Önümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar. Ki önümüzde bir de Kurban Bayramı var. Cumhuriyete sahip çıkmak ne demek? Cumhuriyete sahip çıkmak evimize sahip çıkmaktır arkadaşlar. Cumhuriyete sahip çıkmak sokaklarımıza sahip çıkmaktır. Eğer kendi sokaklarınızda özgür dolaşamıyorsanız burası size ait sokaklar değil, bu gökyüzü size ait değildir. Evet, 29 Ekim 1923'te bir devrim yaşandı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu cumhuriyet kuruldu. Ünlü İslam sosyoloğu İbni Haldun der ki, bunu bazen derslerde söyleriz. Medeniyetler, ülkeler ve ideolojiler insana benzerler. Doğarlar, büyürler ve vakti geldikleri zaman da ölürler. Evet, devletler bir araçtır, devletler bir ideolojidir. Biz cumhuriyetimize ne kadar iyi bakarsak arkadaşlar, cumhuriyetimiz o kadar uzun ömürlü olur. Uzun ömürlü olmamız dileğiyle hoşça kalın. Teşekkür ederim.